İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu akşamki konumuz Visual Studio Base C# olacak. E-mail yollama uygulaması yapacağız C#'tan. Formu kullanarak. İsterseniz nasıl olacağını görmek için hemen dersimize başlayalım. Eğer ki bilgisayarınızda Visual Studio mevcut değilse Visual Studio 2019'u indirebilirsiniz internetten. Orada vardır. Google'a yazarsanız ilk çıkacak olan Visual Studio Microsoft sitesinden Visual Studio 2019'u indirebilirsiniz. İndirdikten sonra şöyle bir uygulama açıyorsunuz ve ona bir mail uygulaması adını veriyorsunuz. Ve böyle bir form uygulaması oluyor tabii ki. Form uygulamasını seçiyorsunuz. Ve hemen bir form uygulaması çıkacak. Form 1 karşınıza çıkacak. Buradan hemen formumuzu oluşturacağız. Şimdi Toolbox'a gelerek isterseniz hemen formlarımızı oluşturmaya başlayalım. Bakalım çekiyor muyuz kendimizi? Çekiyoruz, güzel. İlk önce ne alıyoruz buradan? Şimdi ilk başta benim domainimi alarak oradan bir mail oluşturdum. info@neodis.com. Orada bir password'um olacak. İşte benim bir domainim olacak. Domainden alarak o ayarları çekerek benim hosting firmasından burada .NET'te .NET ortamında kullanacağım. Şimdi ilk önce text formumuzun içerisinde text kime olacak? Yani kime adresi olacak? Ondan sonra konu olacak. Ve mesaj body'si olacak. Daha sonraki aşamada, ikinci aşamada bir attachment butonu koyacağız. Yani ekler butonu koyacağız. Burada dosyayı yollayabilirsiniz maillerinizde. Bir de en sonunda artık maili yolla diye bir buton olacak. Maili yolladıktan sonra temizle diye bir void yapacağız. Ve bu void'un içerisinde yolladığımız mail formunu tamamen temizleyip sıfırlayacak. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi buradan text box'ı seçeyim. İlk önce şu formu bir biçimlendirmek istiyorum. Şuradan start pozisyonu default'u değil, screen center olacak. Yani formumuz açıldığında ekranımızın tam ortasında gözükecek. Gayet güzel bir şekilde. Buradan Form style'ı sizable'dan fix tool windows'u seçiyorum. Buradan minimize box false diyorum. Maximize box false diyorum. Minimize box da false diyorum. Bunun dememin sebebi daha sonra bunu yaptıktan sonra formu büyütüp açamamızdır yani. Şu düğmeler yok artık. Yani büyütüp ve kapatma olay olmayacak. Bunları diskalifiye ediyorum. Şimdi buradan toolbox'a gelip tekrar geriye. Buradan bir text box alacağız. Bunun yanına koyacağız. Şunu biraz böyle açacağız. Bunlardan kaç tane olsun? İlk etapta. Şunu tabii ki properties'e gelip read only yapacağım. Yani sadece okuyacağım. Bir de tab indeksini false vereceğim. Tab index, tab stop'u false vereceğim. Yani burada tab tuşuna basarak bu kontrolü seçemeyeceğiz. Atlayacak direkt tab stop'umuz false true olan yere atlayacak. Şimdi bu kontrol olduğu gibi kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. Kimden sonra konu kısmı olacak. Dosya ekli diye bir şey olacak. Dosya ekli diye bir şey olacak. Bir de mesaj kısmı olacak. Mesaj kısmına da böyle. Şimdi mesaj kısmına tabii ki bunu seçtikten sonra şuraya gelip multiline diyoruz. Yani mesaj kısmımız daha fazla çizgiye, daha fazla satıra sahip olacağı için şuradan tekrarlıyorum. Şuraya tıklayıp multiline'i seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Toolbox'a geliyoruz tekrar ve iki tane buton oluşturacağız buradan. Şu butonu şunun yanına koyayım. Bunlar attachment olacak. Attachment için olacak. Bir tane de buton send için olacak. Ben buradan alıp kopyalayacağım.
Bunu yapıştıracağım tekrar. Bir tane de send mail olacak burada. Şu formu biraz kapatayım. Buradan tekrar gelip properties'e gelip tekste kime yazayım. Şuradan konu yazayım. Burada mail ekleri. Şuradan da mesaj yazayım. Şu kontrolü tekrar seçip biraz bu fontu bold vereceğim. Şuraya fonttan gelip bold veriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen kalınlaştı. Burada dosya 2 diye bir isim veriyoruz. Şuradan ne oldu buna? Siyah mı? Hı. Tamam. Okey. Şuradan dosya ekle diye bir şey yapacağız. Bir de şuraya ne diyelim? Mail yolla diye bir şey yapalım. Mail yolla diye bir şey yaptık. İstiyorsanız hemen formu save yapıp çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi form ekranın tam ortasına açıldı. Şöyle. Kapatıyorum. Şimdi buradaki kontrol isimlendirmelere gelelim. Bunu ne diyoruz? TXT kime? Şuraya tıklıyorum. TXT konu diyorum. Şurada TXT ekle diyeyim. Burada da TXT mesaj. Tamam mı? Şimdi mail yolla olayını ilk önce oluşturalım. Şunu silmiyorum. Form bit load event kalsın. Burada iki tane kütüphane ekleyeceğiz tabii ki. Bunu çalıştırmadan evvel. Bir tanesi system.net olacak. System.net. Tabii buna using koyacaksınız başa. Bir de using yine system.net nokta mail diye bir iki tane kütüphane ekliyoruz. Mail yollayabilmemiz için. Evet. Şimdi buton 2'ye tıkladıktan sonra burada ben bu olayı nasıl yapacağım? Mail yollarken kapasitesi biraz büyük olacağı için bazı mailler ekli dosyalarla birlikte. Burada ben asinkron kullanacağım. Yani fazla beklemeden yollanma işlemine geçeceğim. Yani yollandı diye bir mesaj box vereceğim. Asinkronu mail sendeki kullanabilmem için de burada ufak bir tane hile yapmam lazım. Çünkü uygulamamız asinkron yapacağı zaman bunu bir tehdit gibi algılıyor. Sanki bir birisi başka birisi ikinci bir partiden uygulamamıza dahil oluyor ve bunu bir virüs olarak algılıyor ve böylece işlemi hemen durduruyor. Bunu engelleyebilmemiz için check for illegal crosses diyeceğiz ve bunu false'a eşitleyeceğiz. Yani demek istiyoruz ki burada bir tehdit yok. Devam edebilirsin programına. Şimdi burada txt kimler? Kime nokta text eşit eşit string nokta empty ise, yani burada kime adreste kimse yoksa diyorum, o zaman return. Yani ben ne diyorum programa? Eğer ki bir yollanacak mail adresi koymadıysan o zaman hiçbir işlem yapmadan return et diyorum. Yani geri dön. Şimdi burada artık kütüphanelerimizin yani instance'ları, class'ları oluşturmaya başlayalım. İlk önce ne alıyoruz? Mail adresi alalım. Mail adres class'ını alalım.
Bunun örneğini oluşturalım. New mail adresi diyeyim. Buradan bize iki tane parametre isteyecek. Hemen buraya gelelim. Bir tanesi adres diyor. Diğeri de display name. Yani bizim from kısmına, yani bizim yolladığımız, bizim yani ana hesap bilgilerimiz olacak. Yani bizim mail adresimiz, bir de mail başlığımız. Benim kullanacağım mail adresi info@neodis.com. Tamam, doğrudur. Bir de diyor ki, bir de display name olacak. Buna da display name olarak ne olsun? Neodis.com olsun. Neodis.com. İlk etapta böyle olsun. Şimdi mesajımızı oluşturalım. Ops, hepsi büyük oldu. Mail, mesaj diyelim. Mesaj diyelim buna da. Eşittir. New mail message diyeceğiz. Buna bir herhangi bir parametre istemiyor. SMTP client diye bir istemcimiz olacak, sunucumuz olacak. Bunu da sunucu diyeyim adını. Eşittir. New SMTP client olsun. Bu da herhangi bir parametre istemiyor. Sadece class örneğini oluşturuyorum. Bir de network credential. Şimdi bu network credentials nedir? Bu hosting mailinin kullanıcı adını ve password'unu alıyor. Ve bizim sunucuya append ediyoruz. Yani credentialleri, sunucunun credentialleriyle eşitliyoruz. Onu da göreceğiz nasıl olduğunu. Şimdi network credential diye bir şey oluşturmamız lazım. Network credentials. Buna cred diyorum. Eşittir new network credentials diyorum. Ve noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Yani go diyoruz buraya. Herhangi bir parametre istemiyor. Sadece örneğini oluştur diyor. Burada şimdi adresler kısmını oluşturabilmem için bir tane mail adres collection oluşturmam lazım. Bana diyor ki yolladığım zaman to kısmına yapıştıracağım zaman add ediyoruz. Yani bir collection'dur bu. Diyor ki bunu yapman için to kısmında bir mail adres collection tanımlaman gerekiyor. Ve orada bütün adresleri onun içerisine eklemen lazım. Bunu da yapalım. Mail adres collection diye bir şey olması lazım. Adres collection. Bunun da adını ne verelim? Adresler diyeyim buna. Adresler eşittir. New collection diyor. Güzel. Burada şimdi artık burada adres koleksiyonunu ekleyebilmem için, kime adres koleksiyonunu ekleyebilmem için ben txt kime, yani kime adresin içerisinde yazdığım bütün adresleri noktalı virgülle ayırarak bir tane string array dizisine alıyorum. Nasıl yapıyoruz bunu da C#'da? String diyoruz. İki tane köşeli parantez, süslü parantez değil. Ne diyorum? Adres koleksiyonu. Bunu biraz yukarıya alayım ki herkes görsün kodları. Çok aşağı gitti. Özür dilerim. Bu arada kendimi umarım kaydediyorumdur. Güzel. Program kaydediyor mu? Ona bakalım. Program da kaydediyor. Güzel. Burada şimdi ne yapıyoruz? Text'i kime alıyoruz? Ne diyoruz? Text. Yani orada yazılanları al diyorum. To lower'ı çevir. Yani bütün mailler biliyorsunuz yollanabilmesi için uluslararası standartlara göre ufak karakterli olması lazım. Ve burada ne diyorum? Split diyorum bunlara. Yani bunları belirleyeceğim bir karakterle ayırarak benim string dizime ekle diyorum. Tamam mı? Bunu da yaptıktan sonra ne yapıyorum? Artık bu string, bu adresleri alabilmem için bu string koleksiyonun içerisinde for each ile döneceğim. Ve her bir adresi alarak benim adresler kısmına append edeceğim. Add edeceğim yani. Şimdi burada ne diyorum? For each
Açıyorum bir parantez. Diyorum ki string türünden giden adres diyorum. In adres koleksiyonu. Yani diyorum ki kısacası adres koleksiyonun içerisinde dön diziyi bitirene kadar bunları benim adresler kısmına add diyorum. Adresler. Şurada yukarıda gördüğünüz gibi mail adres koleksiyonu olduğu için add diyorum. Bir koleksiyon olduğu için. Ne diyorum? Giden adres. Giden adresi ekle diyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunu da bitirdikten sonra biraz daha şeye geliyorum benim hazır kodlarıma. Şimdi diyorum ki artık mesaj diyorum. From diyorum. Eşittir. Burada bizden ne istiyor? Üstüne geldiğin zaman okla. Mail adres diye bir parametre istiyor. Mail adresi olarak biz de burada ne tanımlamıştık? Adres kısmında benim hosting firmasının bana verdiği domainimin e-mail adresi ve orada display olacak e-mail adı. Burada from dediğine göre adres diyorum. Noktalı virgül. Ve artık burada mesajdan mesaj to kısmına yine burada add diyorum. Collection istiyor bizden. Yani burada ne diyor şimdi bize? Bakın collection. Collection olduğu için mail adresleri istiyor bizden. Değil mi? Yani adresler nokta toString nokta toString. Tamam. Burada toString yapmamın nedeni nedir? Çünkü burada adresler bir örnek oluşturuluyor. Ve orada class özelliklerini kullanarak orada bir array listin içerisine ekliyor sürekli. O adresleri bizim string formatına alabilmemiz için adresler nokta to string dememiz lazım. Her bir adresi string olarak algılayabilmesi için sistemin. Ondan sonra ne diyoruz? Subject kısmına diyoruz. Subject bizden ne istiyor? TXT konu diyor. Yani subject bizden ne istiyordu? Bizim TXT konumumuzu istiyor. Yani konu, bir konu istiyor bizden. Şimdi TXT body diye bir şey olması lazım. Pardon, TXT body değil. Message.body. Artık burada mesaj gövdesini, mesaj içeriğini istiyor bizden. Mesaj içeriği olarak da biz ne yapmıştık? Hatırlayalım. Hemen buraya formuma geleyim. TXT mesajı şuradan kontrolden görebilirsiniz. Properties'e gelerek bu kontrolün adını buradan görebilirsiniz. Name kısmından. Bunu da koyalım. Forma gelip tekrar. TXT mesaj nokta text. Bunu istiyor bizden. Şimdi artık credential'ları tanımlama kısmına geldik. Biraz daha yukarı alayım. Cre nokta burada ne diyoruz artık? Username'ini alalım. Yani hosting firmasının tanımlamış olduğum, mailime tanımlamış olduğum kullanıcı adını vereceğim şimdi buraya. O da nedir? Info at neodis.com noktalı virgül. Bir de kre ne diyordu? Password. Tabii bu password'u ben videoyu yayınlanmadan evvel password'umu değiştirip ondan sonra yayınlayacağım. Çünkü herkes buradan görüp benim password ve username'i kullanarak her tarafa mail yollayabilir. Yani kullanma şartı gelecek. Onun için şimdi de söyleyeyim. Test 123 şifre bu. Nokta nokta. 4 tane nokta var. Çünkü benim sunucum hosting firması diyor ki bu minimum bu uzunlukta ve bu karakter şeklinde mail oluşturabilirsin. Password oluşturabilirsin. Şimdi burada ne diyorduk? Oluşturduğum bu credential'ları sunucumuza tanımlıyorum. Credentials. Burada sunucum ne istiyor? Okla geliyorum tekrar üstüne.
iCredentials ve credentials'ları istiyor. Yani SMTP client credentials. Yani network credentials'ları oluşturduğum gibi buraya veriyorum. Cre diyorum. Çünkü bu adı böyle oluşturmuştum. Network credentials'ın örneğini cre diye tanımlamıştım. Onun için burada da cre diyorum. Sunucu olarak şimdi host diyoruz. Yani bu e-maili yollayabilmem için bir tane sunucu adına ihtiyacım var. Bu da mail.neodis.com. Tamam mı? Güzel. Sunucumuza bir de port vermemiz lazım. Yani hangi porttan gidecek diyor. Burada eşit diyoruz. Şimdi static mi alacak yoksa integer mi olarak alacak? Arkadaşlar burada integer olarak aldığı için böyle gördüğünüz gibi veri türünü integer olarak istiyor. Biz buradan çift tırnak koymadan 587 yazıyoruz direkt. Çünkü ben buraya tırnak işaretinin içerisine koyarsam, tamam mı? F6'ya basıyorum. Bana burada hata veriyor. Bakın şurada diyor ki cannot implicitly convert type string to int. Yani string'i integer'a çeviremiyorum diyor. Yani burada bana diyor ki sen bunu integer olarak tanımlayacaksın. Başka şansın yok. Çünkü bu klas yapısını biz böyle oluşturduk. Şimdi geldik attachment kısmına. Kaydediyor muyuz? Hemen bakalım. Yine kaydediyorum. Güzel. Şimdi burada ne diyoruz? Şurada yukarıda globale bir attachment mi tanımlasam? Bakayım bir dakika. Evet. Ben şu globale gireyim. String diyeyim. Hemen bir dizi yapayım. String dizisi. Burada ne diyeyim? Attachment array diye bir değişken tanımlayayım. Tamam mı? Çünkü niye bunu globale yazıyorum? Çünkü attachment butonunu basarak o scope'un dışına çıkıyorum. Yani şimdiki buradaki scope'un dışına başka bir scope'a giriyorum. Ve bu değişkeni görebilmem için her iki scope'ta da ben bunu globale tanımlamış olmam lazım. O bakımdan öyle. Şimdi bunu yapmadan evet ne yapalım? Ve o da yapayım. Sırayla gideyim. Tamam, sırayla gideyim. Burada bir kontrol yapayım. Diyeyim ki if attachment array ne diyoruz burada? Değilse eşit null. Yani null değilse içinde bir attachment varsa bunu yap. Niye bunu yapıyorum? Çünkü bazen mailime attachment koymak istemiyorum. Ve bu attachment null kalacağı için herhangi bir şekilde tanımlanmayacak. Yani görmeyecek ve her zaman bunu atlayacak. Burada da diyorum şimdi for int a diyorum eşittir 0. A ufaktır attachment array nokta length. Attachment array'in length'i kadar dön. A artı artı. Ve onun içerisinde tanımlanmış olduğum attachment dosyalarına benim attachment içerisine koy diyorum. Mesaj nokta attachments nokta add. Burada ne istiyor bizden? Bir tane attachment collection istiyor değil mi? Attachment item istiyor. Bunu yapabilmem için burada yeni bir tane instance oluşturuyorum. Attachment diyorum. Ve burada artık attachment array'i A elemanını alıyorum. Yani A item'ını alıyorum. A'nıncı yani. Hangisi? Sıfırıncı item'ını alıyorum. Dönüyor. Loop 1 oluyor. Birinci item'ını alıyorum. Dönüyor. Loop 2. İkinci item'ını alıyorum. Her zaman index 0'dan başladığı için uzunluk dediğimiz zaman 1 oluyor. 1 oluyor. Array'imizin string array'in dizisinin uzunluğu 1 oluyor.
Fakat indeksi 0 oluyor. Eksi 1 oluyor her zaman. Ben niye buradan 0'dan başlattım? Çünkü 1 versem A eksi 1 yapmam lazım ki 0. indeksteki item'i alabilmem için. Ben bundan kaçındığım için 0'dan başlatıyorum ve attachment length'inin eksi 1'ine dönüyorum yani. Yani bir de bu şöyle olabilirdi. Eşittir. İşte attachment length'inin eksi 1'i kadar olabilirdi. Fakat ben bunu yapmadım. Direkt eksi 1'e kadar döndürüyorum. Yani bir eksiği kadar döndürüyorum. Sonra ne yapıyoruz? Bunu da bitirdikten sonra bunun dışına çıkıyoruz. Bir mesaj priority koyayım. Biraz mesajım da hızlı gitsin. Priority diye bir şey var. Yani öncelik. Mesajım ne öncelikte? Burada bir mail priority özelinde bir property istiyor. Mail priority. Bakalım burada enumerator diye bir özellik vardır. Bakalım bu enumerator'da neler var. Noktaya basıyoruz. High diyor, low diyor, normal diyor. Ben high'ı seçeceğim. Hemen gitsin diye mailimi. Ve hemen ulaşsın diye bana. Ondan sonra burada artık ne yapıyoruz? Sunucu diyoruz. Nokta send asynchronous olarak send diyorum. Yani asenkron olarak fazla beklemeden ne istiyor bizden? Mail mesajı istiyor. Yani mesajımızı istiyor. Bir de burada bir user token istiyor. Bu user token olmadığı için de null diyoruz. Ve noktalı virgül diyoruz. Ve bu maili yolladıktan sonra artık bana bir tane message box'un içerisinde bu mailin gittiğine dair bir pencere çıkarsın. Message box.show. Burada ne desin işte? Mesajınız yollandı desin. Pardon, yollandı. Nokta 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 olsun. Caption'da ne olsun burada? Yani pencerenin sol üst kısmındaki açıklama kısmı ne olsun? Bilgi desin. Bir de message buttons olsun. OK olsun. Tamam mı? Şimdi ne yaptık? Bir bakalım. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra temizle diye bir tane void yapacağız. Videonun başında dediğim gibi. Temizle diye bir tane void yapalım. Hemen gelin buraya. Burada hata diyor. Ne diyor? Does not exist in the current context diyor. The name temizle. Yani bana diyor ki bunu görebilmem için bana generate method diyor. Yani bir metot yapacağız. Ve burada oluşturuyoruz hemen. Ve gördüğünüz gibi hata yok oluyor. Şimdi bu temizle olayı nasıl olacak? For each tagine döneceğiz. Bütün bu formun içerisindeki kontrolleri teker teker kontrol edeceğiz. Text box'a ve bu text box tab stop'u true ise o zaman diyorum ki reset text. For each diyorum yine. Ne diyorum? Control sil diyelim buna. In this yani bu formun içerisinde nokta control. Bunların içerisinde dön diyorum. Ve bulduğun herhangi bir şey varsa şimdi burada kontrol yapıyorum. İkinci bir kontrol. Ne diyorduk? C text box ise is text box BV tab stop eşittir true. O zaman ne diyoruz? C nokta reset text diyoruz buna. Ve burada textimizi resetliyor. Şimdi bunu save ediyorum. Yani yine kontrol edeyim. Sık sık kontrol ediyorum kusura bakmayın. Çünkü herhangi bir şekilde gidiyor. Ve beni kaydetmiyor. OBS Studio bazen böyle bir enayilik yapıyor. Şimdi dosya şunu da bir şey mi yapsam ya?
Read-only mi yapsam şurada? Read-only yapalım bunu da. Bunun fontunu yine bold vereyim. Ve olayına read-only yapacağım. Ama tabii stopunu da false vermeyeceğim. Çünkü bunu temizlemek istiyorum. Her mail yolladıktan sonra. Şimdi burada ne diyoruz? İlk önce diyorum ki txt eklet nokta reset text diyorum. Bir yüze temizle diyorum. Open file dialog yapacağım. Bunun adını dosya diyeceğim. Eşittir new file dialog. Bu klasın instance'ını oluşturuyoruz. Burada dosya diyorum. Nokta multi-select. Yani birçok birden fazla dosya seçebilme olanağını boolean bir tane. Bakın yine geliyorum üstüne. Ne istiyor? Hiçbir şey bilmeseniz bile arkadaşlar bir kontrolün üstüne geliyorsunuz. Yani şu enumeratörün üstüne geliyorsunuz. Ve burada ne diyor? Bakın boolean değerden bir şey istiyorum diyor. True diyorum ben buna. Bakalım hata verecek mi? Gördüğünüz gibi hata vermiyor. Daha sonra burada epey bir spam geliyor. Şimdi ve artık diyorum ki eğer kontrol et diyorum. Dosya nokta show dialog eşittir dialog result. Bana buraya ne geliyor yine bakın ne istiyor? Dialog result istiyor. Yine ben bilmiyorsam bile buraya her zaman gelip ne türden bir değişken istediğini görebiliyorsunuz. Dialog result'tan bir şey istiyor, değişken istiyor. Nokta diyor. Bir enumerator var yine. Cancel ise o zaman return diyorum. Yani hiçbir şey yapmasak return ol. Yani devam etme diyorum. Eğer ki tamamsa her şey o zaman attachment array globalde tanımladığımız değişkeni alıp burada ne diyorum? Dosya nokta file names. File names'i alıyorum. Ondan sonra ne yap diyorum? Yine for each ile. Aslında arkadaşlar her şey çok basit oluyor. Belli bir noktadan sonra alıştığınızda mantık olarak ne kendi kendinize sorduğunuzda zaten cevabı alıyorsunuz. Ben bu file name'leri aldıktan sonra ben her bir file name'ine nasıl ulaşacağım? For each metoduyla ulaşacağım. For each kontrolüyle her bir file name'i alarak benim string değişkenin içerisine ata diyorum. Ve bu string değişkeni benim text ekle txt ekle nokta text dosyasına artı eşitle ekle diyorum. Ve sonra bir tane noktalı virgül koy diyorum. Name diyorum. In bunu nerede kontrol etsin diyorum. Dosya nokta save file names diye bir şey. Sadece dosya adlarını al diyorum. Bir de onların uzantılarını alma diyorum. txt ekler nokta text artık sona geliyoruz yavaş yavaş artı eşittir name artı noktalı virgül ve burada olay bitiyor aslında. Bu arada arkadaşlar kısa bir mola vereyim benden. Kanalıma abone değilsiniz lütfen abone olun. Ve bu videoyu beğenmeyi sakın unutmayın, ihmal etmeyin. Ne kadar üst sıraya gidersek o kadar iyi olur. O kadar kişiye ulaşırız. O kadar kişi öğrenir. Bildiğiniz gibi ülkemizin 1 milyon yazılımcı hedefi var. Ben sevinirim açıkçası birçok kişinin bunu görmesi. Çünkü faydalı bilgiler var burada. Herkesin faydalanmasını istiyorum. Bu videoyu lütfen paylaşın. Önemsediğiniz kişilere ulaştırın. Çok mutlu olurum. Ve devam edelim artık. İstiyorsanız hemen burada bir test edelim. Herhangi bir hata alacak mıyız? Şurada bir tane gördüğünüz gibi debug koyayım. Debug noktası koyayım. Ve burada artık start'a basayım. Kaydediyor. Güzel.
Ve burada hemen adresi gireyim. Evet. Benim kodaktif@gmail.com Gmail hesabımı açtım. Ve burada bir tane test denemesi yapalım. kodaktif@gmail.com. Bu arada benim kanal adresim, e-mail adresim bu. Herhangi bir soru, herhangi bir ekran çıktısı takıldığınız yer varsa bu mail adresimi yollayıp oradan size yardımcı olmaya çalışayım. Selamlar. Selamlar diyelim. Ek koymayayım şimdilik. Selamlar. Bu bir testtir. Ve artık buradan mail yolla diyeyim. Hemen gördüğünüz gibi burada hemen şey gibi F10'la ilerliyoruz. Oluşturdu. Adres koleksiyonuna giriyor. Bir tane ekledi. Bir tane adres olduğu için bir tane ekledi. From adresleri koydu. Adı koydu. Subject'i koydu. Body'yi koydu. Buradan kredentiyalları alıyor. Test. Kredentiyalları sunucumuza tanımladık. Burada host şeyimizi alıyor. main.neodis.com portum numaramızı alıyor. Herhangi bir attachment var mı diyor. Yok, atladı. Mail priority high diyor. Send mail diyor. Ve mail yollandığına dair bir tane tamam dedi. Ve burada temizleden sonra gördüğünüz gibi formumuzu temizledi. Bakalım mail geldi mi bana? Gördüğünüz gibi burada mailim bana ulaştı. Şimdi isterseniz bunu artık eklerle birlikte yapalım. Birkaç tane ek alayım buradan. Ufak boyutlu olsun. Ne olsun ne olsun. Ufak boyutlu bir tane. Üç tane. Şöyle alayım. Hatta dışa aktarayım. Bunu kapatayım artık. Şuradan dosya ekleriyle masa üstüne geleyim. Ne yaptık? Şunu alsın. Şunu alsın. Bir de şunu alsın diyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi üçünü de üç tane dosyada ekledi buraya. Eke. Ve şimdi burada yineden ben ne diyorum? kodaktif@gmail.com adresine yollayacağım. Ben kendimi kaydediyor muyum ona bakayım ilk önce. Birkaç olmasın. Çünkü görmezseniz hiçbir anlamı yok. Ne diyorum? kodaktif@gmail.com. Burada ne diyeyim? Dosyalar diyeyim konuya. Selamlar. Dosyalar ektedir diyeyim. Saygılar. Ve buradan yolla diyeyim. Ne yapıyor yine? Girelim, gelelim, gelelim. String adresli bir tane adresimiz var. Bakalım şimdi burada. Biraz aşağı geleyim. Attachment array null mıdır? Değil diyor. Bu yüzden loop'umuzun içerisine giriyor. 1, 2, 3 tane gibi vardı. Gördüğünüz gibi burada count 3 oldu. 3 tane. 4'ü var mı? Yok. Onun için çıkıyor. Mesajınız yollandı diyor. Temizle. Temizle güzel. Temizledikten sonra gelin kutusuna geliyoruz ve beklemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu mail de bize ulaştı. Eklerimiz de burada dosyamız olarak ekler olarak geldi. Burada isterseniz açabilirsiniz. Benim bu şey için YouTube kanalı için yaptığım thumbnail'ler burada var. Başka ne yapabiliriz? Burada yine ben null yapayım şeyde. Unutmadan. Temizledikten sonra tabii ki. Attachment array eşittir null diyeceğim.
Çünkü null demezsem ne olacak? Attachment array yine dolu kalacak ve dolu kaldığından dolayı yine onu atlayacak. Yani ek olmasa bile onu dolu gördüğünden yine dönmeye çalışacak içeride. Evet. Başka ne yapabiliriz? Başka? İki defa benim adresi yollamaya çalışayım. Noktalı virgülle bakalım algılayacak mı? Kodaktif. gmail.com noktalı virgül yine adresi alıyorum buradan. Buraya kopyalıyorum. Bir tane daha. Yani 3 defa aynı adresi kopyalıyorum. Farklı mailler diyeyim burada. 3 adrese giden mail diyeyim. Yani bu aynı adresler değil tabii ki. Farklı farklı adresler olabilir. Onun için burada dönüyorum ve yolluyor. Yolla diyorum. Burada diyor ki artık diyor değişiklik yaptınız. Ona göre ilerleyeceğim diyor. Tamam. Visual Studio 2019'un güzel bir özelliği bu. Eskiden öyle değildi. Programı durdurup tekrar baştan çalıştırmanız gerekiyordu eski versiyonlarda. Artık bunu çözmüşler yani. Runtime'da bile arka planda değişiklik yaptığınızda kodlarda otomatik olarak algılıyor. Giden adres ne yapıyor şimdi? Artık dönüyor. 1 diyor. Kaç tane adres vardı? 3 tane adres vardı. 2, 3. 3 tane farklı adresi girdi. Attachment ne diyor? Burada tabii ki programı yine durdurmam lazım. Burada bana 3 tane farklı mail gelecek. Yine attachment'lerle gelecek. Programı durdurup tekrar baştan başlattığımda 1. Bakalım gelecek mi diğerleri. Yoksa farklı adreslere yollayacağım. Şimdi burada Gmail galiba bunu bir tek olarak algılıyor. Ne yapabilirim? Farklı adresler mi koyayım? Farklı adresler koyayım. O da kaç dakika oldu video? 42 dakika oldu. Ben burada kesiyorum artık. Farklı adresleri yollamayacağım. Siz yollarsanız göreceksiniz ki 3 farklı adrese de gidiyor. Benden söyleyeceğim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Çok memnun olacağım. Çok sevineceğim. Bu videoda beğenmeyi sakın unutmayın. Daha üst sıralara çıkmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda ne görmek istiyorsanız lütfen bana yazarsanız çok sevinirim. Farklı bir şey yapalım. Öğrenelim birlikte. Beni tekrar ve tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrarlıyorum çok bunu ama çok seviyorum bunu. Bir sonraki derste tekrar buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hoşça kal. Bay bay.